Ziyaret ettik. Temel gündem maddemiz hem böyle 2022 yılının şöyle bir check edilmesi hem de genel merkezimizin talimatlar çerçevesinde üyelikleri 2022 yılını belli bir oranda başarıyla kapatmak için, tekrar yüreklendirmek için arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Tabii ilçeler, belediyelerimiz ciddi manada, onu geçsene şey, belediyelerimiz gerçekten çalışıyor, gayret ediyor. Belki de bugünkü ziyaretlerimiz içerisinde göstermek ne kadar uygun olur bilmiyorum ama şimdiye kadar yaptığımız çalışmadan emeği bir belediye deyip geçmemek lazım. Elhamdülillah sıfır hatayla böyle bir formayı hediye ettiler. İnşallah bunu hatıra olarak saklamayı düşünüyorum. Bizim ilçe başkanlıklarımızı ziyaret ettiğimiz aslında teşkilatlarımızla şöyle bir çek ediyoruz. 2022 yılında üyelik hedefleriyle alakalı gün be gün üyelik hedeflerimizi takip ediyoruz. Eksilen, artan neler var ilçe bazında kontrol ediyoruz. Ama bugün gördüğümüz kadarıyla ilçelerimize verdiğimiz hedefler tıkır 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 gerçekleştiriyorlar. Güzel bir yıl yaşadık. Bu yılında inşallah üyelikle ve teşkilat kalitesiyle sonlandıracağı 3-4 gün içerisinde tekrar bir ziyaret ediyoruz ilçelerimizi. Ben şunu gördüm. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı sahada muhteşem bir ilgi var. İnşallah 2023 Türkiye'sinde, 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı Kayseri'de ve Türkiye'de rekor oylarla seçtireceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü vatandaşın ciddi teveccühü var. Onu da görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii teşkilatımızda, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda bir araya geliyoruz. Güzel bir atmosferde ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Üyelik hedeflerinde ilçelerimiz ne kadar yaparsa yapsın, buradan bir böyle aslında şey yapmış olalım, bilgi vermiş olalım. İlçelerimiz ne kadar üye yaparsa yapsın, sürekli daha büyük hedefler, sürekli daha büyük hedefler. Bu da aslında bizi diri tutuyor. Hem vatandaşlarımıza dokunma noktasında, hem ziyaretler noktasında, genel merkezimiz nezdinde de Kayseri'nin hakikaten verilen hedefleri gerçekleştirme noktasında karnesini şimdiye kadar iyi kapattı. İnşallah bundan sonra da öyle olur diye düşünüyorum 2023 yılında da. Sürekli vatandaşlarımızı ev hane ziyaretleriyle ziyaret etmek durumundayız. Kadın kollarımız çalışıyor, gençlik kollarımız çalışıyor, ana kademe çalışıyor. Bir de gençlik kolları demişken gençlik kollarımızda ilk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a programları yapıyor. İşte bu yılbaşını yaşayacağımız 31 Aralık günü mesela gençlik kollarımızın muhteşem bir organizasyonu var. Onu zaten duyurmaya başladılar. Tüm vatandaşlarımızı buradan davet ediyoruz. 31 Aralık saat 18'de güzel bir organizasyon yapıyorlar. Mesela ÜNİAK diye bir şeyimiz var. Üniversite AK gençliğimiz var. Onların çok ciddi gayretleri var, çabaları var. Lise AK var. Arkadaşlarımız hakikaten gençlik kollarımız ana kademe gibi, kadın kolları gibi ciddi çalışıyorlar. Ama artık hedefimize ulaştık. Biz biraz dinlenelim gibi bir durum bizim burada yok. Kayseri'de yok. Dolayısıyla AK Parti'de de yok. Sürekli yeni hedefler, sürekli yeni talimatlarla çalışıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye'sinde çok daha ileri noktada parti teşkilatı çalışırken göreceksin inşallah. Şimdi aday adaylığıyla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 26'sında son buluyordu. Yani dün itibariyle son buldu. İl başkanımız diyorum. Çünkü Kayseri'nin il başkanı istifa etti. Sanırım İyi Parti'de de il başkanımız istifa edecek. Ayın 7'sindeki kongrede aday olmayacağını söylüyor. Bu süreç ilgili muhalefet partilerinde ve Cumhur İttifakımızın değerli ortağı Milliyetçi Hareket Partimiz'de sona erdi. Ancak bizim teşkilat başkanlığımız veya Cumhurbaşkanımız bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığı için bizim aday adaylığı sürecinde kaç kişinin müracaat edeceğiyle alakalı bir sadece tahminimiz olabilir. Ama her zaman rekorlarla seçime girdik. İnşallah bu sene de öyle olur diye tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten bu süreçte teşkilat başkanlığımız startı vermeden sadece kimlerin gelebileceğini, kimin aday olabileceğini tahmin etmekte kalacağız. Ama tahminim çok ciddi manada müracaat olacaktır diye düşünüyorum.